Saygıdeğer konuklarımız, Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, Orkestra Şube Müdürlüğü, Türk Sanat Müziği Bölümü, Tasavvuf Müziği Topluluğu tarafından hazırlanan Bursalı Aşık Yunus konserine hoş geldiniz, safalar getirdiniz efendim. Şimdi sözü, sözlerin en güzeli olan Allah'ın kitabı, Kur'an'ı Azimüşşan'a bırakıyoruz. Ali İmran Suresi 102-106. Ayetler. Okuyan Recep Altaş. Buyursunlar efendim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ
يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلَا تَكُونُوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات لهم عذاب عظيم صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة Hocam ağzınıza sağlık. Teşekkür ederiz. Kovulmuş olan şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Esirgeyen ve bağışlayan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten nasıl sakınmak gerekiyorsa öylece sakının ve siz ancak Müslümanlar olarak ölün. Hep birlikte Allah'ın ipine, Kur'an'a sımsıkı sarılın. Parçalanıp bölünmeyin. Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani sizler birbirinize düşmanlar idiniz de o kalplerinizi birleştirmişti. İşte onun bu nimeti sayesinde kardeşler olmuştunuz. Yine siz bir ateş çukurunun tam kenarındaydınız da o sizi oradan kurtarmıştı. İşte Allah size ayetlerini böyle apaçık bildiriyor ki doğru yola eresiniz. Sizden hayra çağıran, iyiliği emreden ve kötülükten men eden bir topluluk bulunsun. İşte kurtuluşa erenler onlardır. Kendilerine apaçık deliller geldikten sonra parçalanıp ayrılığa düşenler gibi olmayın. İşte onlar için büyük bir azap vardır. O gün bazı yüzler ağrır, bazı yüzler kararır. Yüzleri kararanlara imanınızdan sonra inkar ettiniz öyle mi? Öyle ise inkar etmenize karşılık azabı tadın denilir.
Azim olan Allah ne söylemişse doğru söylemiştir başımız üstüne. Efendim, elbette Yunus Emre hakkında hepimiz çok şey duymuşuzdur. Fakat ondan yaklaşık bir asır sonra yaşamış bir de bizim Bursalı aşık Yunus'umuz var ki, dillerimize pelensek olmuş birçok ilahi aslında ona aitmiş. Bu konuyu erbabından dinleyelim efendim. Mustafa Özçelik Bey'i sahneye davet ediyorum. Buyursunlar efendim. Aşık Yunus söyler sözü, yaş dolmuştur iki gözü, bilmeyenler ne bilsin bizi, bilenlere selam olsun. Değerli protokol, değerli konuklar, Aşık Yunus'un değerli dostları, hepinizi Aşık Yunus'un selamıyla selamlıyor, bilmeyenler ne bilsin bizi, bilenlere selam olsun diyoruz. Efendim bu önemli, yaşadığımız şehir kültürel anlamda çok önemli bir şehir, pek çok büyük şahsiyet yetiştirmiş. Bunların eserlerini bilsek bile kendi hakkında çok fazla malumat sahibi olamamışız. Bugün böyle bir önemli şahsiyetle ilgili biraz sonra bir konser dinletisi olacak. Bursa'nın Yunus'u, Aşık Yunus'un ilahilerini dinleyeceğiz. Fakat ona geçmeden kimdir bu Aşık Yunus? Şüphesiz bir Bursalı olarak biliyorsunuzdur. En azından türbesini ziyaret etmişsinizdir ama biz biraz daha bu konuda kitap çapında bir araştırma yapan biri olarak çok kısa bir konuşmayla onun ruhunu şad etmek istiyoruz. Hepinizi öncelikle saygıyla selamlıyorum. Ben de Eskişehir'den, Yunus diyarından geldim Aşık Yunus diyarına. İki Yunus'u birlikte anacağız. Geçen yıl bildiğiniz üzere Yunus Emre yılıydı, 2021. Bütün Türkiye'de ve pek çok ülkede Yunus Emre anıldı. Onun hakkında fazla bir söz söylemeye gerek yok. Şunun için, çocukluk çağlarımızdan itibaren ilahileri, okula başladığımızda şiirleri, sonraki aşamalarda her vesileyle yine onun sözleriyle karşı karşıya kalıyoruz. Bu büyük şahsiyet 13. asırda yaşadı. Kendisi bir tasavvuf erbabıydı, Tabdük Emre'nin dervişiydi ama bir tarikat kurmadı. Maneviyatta öyle bir seviyeye çıktı ki Cenab-ı Hak onun mürşidi, bütün bir kainat onun dergahı, yeryüzünde var olan bütün canlılar sadece insanlar değil, ağaçlar, kuşlar, dağlar, taşlar, onun dervişi oldular. Böylesine geniş, kuşatıcı bir tasavvuf anlayışının büyüğüydü Yunus Emre. Ve bir tarikat kurmadı ama bir şiir mektebi kurdu. Ve Türk şiiri, özellikle tekke şiiri, onun kurduğu mektepten yetişen talebeler üzerinden yürüdü. Pek çok isim var. Birazdan adından bahsedeceğimiz Niyazi Mısri, yine hemşehrini sayılan Eşrefoğlu Rumi, Aşık Veysel'e kadar uzar bu liste. Bunlardan işte bir tanesi de Bursa'nın Yunus'u olan Aşık Yunus'tur. Sunucu arkadaşımızın belirttiği gibi bildiğimiz tarihi Yunus Emre'den yaklaşık bir buçuk asır sonra bu topraklarda yaşamıştır. İlahileri her ne kadar çok meşhursa da hayatı da bir o kadar meçhul bir şahsiyettir. Bunu o dönemin belge yokluğuna filan bağlarız, doğrudur. İşte Moğol işgali, arkasından Timur istilası yaşamış Anadolu'da kayıtlar yok edilmiş, yok olmuş. Ama bir başka önemli sebep var. Böylesi gönül sultanları maddi hayatlarıyla var olmak istemiyorlar. Mana taraflarıyla yaşamak istiyorlar. Bu da eserleriyle olabilecek bir şey.
o yüzden meçhul kalmayı tercih ediyorlar. Fakat insanoğlu merak eder. Kimdir, nerede doğmuştur, kimlerden ders almıştır, hangi şiirleri söylemiştir? İşte bu sorular etrafında yapılan araştırmalarda ortaya çıkan bilgi şu. Bursa'da yaşamış, bu kadarını biliyoruz. Emir Sultan'ın dervişi, dolayısıyla Halveteliğin Nurbahşi koluna mensup. Birazdan söz edeceğiz, mezarı Niyazi Mısri Hazretleri tarafından keşfedilmiş. Yine sunucu arkadaşımız söyledi, çok bilinen popüler ilahiler, tarihi Yunus Emre'ye değil, Bursalı Aşık Yunus'a ait. Yaşamış, dediğim gibi maddi varlığıyla unutulmuş, ilahileriyle varlığını devam ettirmiş. Ta ki Niyazi Mısri Hazretleri Bursa'ya gelene kadar. Niyazi Mısri'nin 16 yılı zaman zaman gitmeleri gelmeleri olsa bile 76 yıllık ömrünün 16 yılı Bursa'da geçmiş. Düşüncelerinden dolayı dönemin anlayışına muhalif tutumları olduğu için sık sık sürgünler yaşamış. Bursa aslında onun sürgün yeri olmuş. Farklı mekanlarda dergah kurmuş ama bir tanesini bildiğinizi düşünüyorum. Ulu Cami karşısındaki postane binası onun dergahıymış o tarihlerde. İşte bu Hazret Cuma namazlarını Bursa'nın en büyük maneviyat sultanı olarak kabul edilen Emir Sultan Hazretleri'nin bulunduğu camide, türbesinin olduğu camide kılarmış. Oraya giderken yine Bursalı olarak çok iyi bileceksiniz. Ben de üniversite öğrenimi burada yapmıştım ve Aşık Yunus'un kabrine çok yakın bir yerde oturmuştum. Biraz da sevdamız oradan geliyor. Karamazak sokağını oradan geçerken Yeşil'den sonra sağ yönelir ve buradan ben Yunus'un kokusunu alıyorum dermiş. Bu bir cuma, iki cuma, üç cuma böyle devam etmiş. Dervişlere demişler ki efendim işaret buyursanız da başlarına bir taş diksek mezarları belli olsa. Ve varmışlar bugün işte üç apartmanın havalandırma boşluğunda yer alan o kabre. Tabi zaman içinde tahrip olmuş oradaki mezarlar, mezar taşı. Viran bir halde. Ve Hazret işaret ediyor, haza Aşık Yunus. Oraya bir işaret koyuyorlar, burası Aşık Yunus'un kabri. Haza Yunus Emrem, bu da bildiğimiz Yunus Emre makamı olarak işaretleniyor. Çok sevilen insanların pek çok yerde biliyorsunuz makam adını verdiğimiz sembolik mezarları vardır. Tarihi Yunus Emre'nin de Türkiye'de 18 yerde bu tür makam var. Biri de Bursa'da. Bu bakımdan Bursa aslında iki Yunus'a sahip. Aşık Yunus'un gerçek kabrine, Tarihi Yunus'un da makam kabrine sahip bir şehir. Bir yeri daha işaret ediyor. O da orası daha önceden bir tekkeymiş Saadi Tarikatı'nın. Oranın banisine ait bir mezar taşı. Ve üç taş dikiliyor. O tarihten itibaren bir ziyaret mahalli oluyor. Malum Niyazi Mısri, Mısriye tarikatının kurucusu ama köken olarak Halveti olduğu için Bursa'da da Halvetilik onun çalışmalarıyla epey yaygın bir tarikat haline geliyor. Ve o meşrebe mensup insanlar orayı sık sık ziyaret ediyorlar ve Bursa'da bir Aşık Yunus kültürü, geleneği, ziyaret ritüeli oluşuyor. İşte ilahileri tekkelerde söyleniyor, ziyaretler yapılıyor. Ne zamana kadar bu sürüyor? Meşrutiyet yıllarına kadar. Tabii o arada bizim yaşadığımız bir medeniyet kırılması var. Doğudan Doğu Batı arasında kalışımız var. O süreçte unutuluyor pek çok büyük insan gibi. Daha doğrusu tekke muhitleri biliyor ama aydın dediğimiz, sanatkar dediğimiz kesimler Aşık Yunus'u ilahilerini bilseler bile kendini bilmiyorlar. 1913 yılı Yunus Emre'nin Fuat Köprü'nün kitabıyla
ilim muhitlerinde gündeme geldiği zamanlar. Türk edebiyatında ilk mutasavvıflar diye bir eser yazıyor. Orada çok kısa Aşık Yunus'a da temas ediyor ama ağırlıklı olarak Tarih Yunus'a. Bu yazıyı, bu kitabı gören filozof Rıza Tevfik, kendisi aynı zamanda şairdir. Köprülü'ye cevaben Yunus Emre hakkında bir yazı yazıyor. Yunus Emre hakkında biraz daha tafsilat diye. Bu yazıdan sonra yüreğine bir Bursa'daki Yunus aşkı düşüyor. Niyazi Mısır'ın anlatımlarından dolayı zaten haberdar buradaki Yunus'tan. Ve aynı yıl içinde Mudanya üzerinden Bursa'ya geliyor. Burada olan bir arkadaşı bugünkü Aşık Yunus Türbesi'nin olduğu yere götürüyor. Tabii şimdiki halinde değil, yıkık dökük de olsa o zamanlar bir tekke mevcut. Bu üç mezar mevcut. Çok güzel bir yazı yazıyor dönüşünde İstanbul'a. Yunus Emre'yi ziyaret diye. Fakat o günkü bilgiler çerçevesinde Aşık Yunus'u bildiğimiz Tarih Yunus olarak kabul ediyor. Ayrı bir şahıs olarak görmüyor. Fakat onun yazısı, kendisi bir şair olduğu için, aynı zamanda bir felsefeci olduğu için çok büyük yankı yapıyor İstanbul'da, ilim muhitlerinde, kültür muhitlerinde. Yunus üzerine dikkatler daha bir yoğunlaşıyor. Bu yüzden hem Niyazi Mısri'yi hem de filozof Rıza Tevfi'yi unutulmaya yüz tutan Bursa'nın Yunus'u, Aşık Yunus'un kaşifleri olarak rahmetle, minnetle ve teşekkürle anmak gerekiyor. Çünkü onların açtığı yoldan daha sonra başka araştırmacılar konuya eğilerek Aşık Yunus'un bilinmez taraflarını biraz daha açığa çıkarmaya çalışıyorlar. Mesela bunlardan biri bir Yunus Emre divanı hazırlamış olan Faruk Kadri Timurtaş Hoca'dır. Yanlış hatırlamıyorsam 1972 yılında yayınlandı divanı. Benim Bursa'da öğrenci olduğum yıllarda. Orada ilk defa Yunus Emre'nin şiirlerinden sonra Aşık Yunus şiirleri diye bir bölüm halinde 15 civarında Aşık Yunus'un şiirlerine yer verdi. Daha sonra Bursa'yla da muhabbeti olan, münasebeti olan rahmetli Esat Coşan Hoca yine Aşık Yunus'u tanınmasında etkili olmuş bir isimdir. Onları da rahmetle anıyoruz. Belge niteliğinde bir kaynağımız da var. Yine bu da Bursa'yla çok doğrudan ilgili bir kaynak. Bursa Kütüphanesi'nde bulunan Yunus Emre Divanı. Bursa nüshası, Yunus Emre Divanı'nın Bursa nüshası. 5-6 ay önce Uludağ Üniversitesi'nden bir hocamız onu neşretti. Böylelikle geniş kamuoyu da bu divandan haberdar oldu. Bunun özelliği ne? Bunun özelliği şu, divanı tertip eden kişi Aşık Yunus'la diğer Yunus'un şiirlerini ayırmış. Yunus Emre'nin şiirlerinin başına Yunus Emre fermayet, yani Yunus Emre söyledi. Aşık Yunus'un şiirlerinin başına da Aşık Yunus fermayet diye bir başlık koymuş. Bu da Aşık Yunus'un bildiğimiz Yunus Emre'den ayrı bir şair olduğunu, ayrı şiirlerinin olduğunu belge olarak ortaya koyan bir önemli kaynak olarak dikkat çeken bir eser. Bütün bunların toplamından ortaya çıkan şey şu, zor bir süreçte yaşamış. İşte bu Çelebi Mehmet dönemi, malum fetret devridir o dönem. Anadolu'daki birliğimizin dağılma tehlikesiyle karşı karşıya kalınan bir dönemdir. Şehzadeler arasındaki mücadeleden dolayı. İşte burada nasıl Süleyman Çelebi mevlidiyle Hazreti Peygamber sevgisi etrafında insanları yeniden birleştirmeye çalışmışsa, Aşık Yunus da aynı hakikat çerçevesinde insanları birleştirmeye, o fetret devrinin sıkıntılarının atlatılmasına katkı sunmuş çok büyük bir şair.
Peki ne söylemiş? Tabii çok uzun uzun giremeyeceğiz bunlara. Tıpkı Yunus Emre gibi şiirler söylemiş çünkü o mektebin bir talebesi. Ama diğer Yunus'a göre şiir dili daha sade, daha müzikal şiirleri var. Bu yüzden birazdan dinleyeceğiz. Besteye daha çok elverişli metinler. Diğer tekke şairlerinin şiirlerinde olan, işte başta Allah ve peygamber sevgisi olmak üzere, bütün dini ve tasavvufi temalar onda da var. Fakat bu bugün söylenecek ilahiler içinde mutlaka olmalı. Hepinizin çok iyi bildiği, çok popüler bir ilahisi var. Onun son dörtlüğünde onun ne söylediğini ifade ederek sözlerime müsaadenizle son vermek istiyorum. Göçtü kervan kaldık dağlar başında ilahisi. Onun son dörtlüğü şöyle başlıyor efendim. Yunus, sen bu dünyaya niye geldin? Gece gündüz hakkı zikretsin dilin, enbiyaya uğramaz ise yolun, göçtü kervan, kaldık dağlar başında. Özeti şu efendim, her insan neden bu dünyada var olduğunu, buraya nereden geldiğini, bir yolculukta olduğunu, bu bilinci taşıması gerektiğini ve nereye gideceğini iyi bilmeli. Hayatına bir anlam katmalı. Çünkü nereden geldiğimizi bilmezsek, bu dünyada nasıl yaşamamız gerektiği sorusunun cevabını bulamayız. Modern insanın sıkıntısı da bu. Hayatı doğumla başlatıp ölümle bitirdiği için öncesi ve sonrası karanlık kalıyor. Oysa bizim geldiğimiz bir dünya var, ruhlar alemi. Milki bakadan gelmişem, fani cihanı neylerem, ben dost cemalin görmüşem, huri cinanı neylerem diyor diğer Yunus. Bu sorunu hayata anlam verme sorusu diyebiliriz. Tabii hayat bir yolculuk olduğuna göre bu yolculuğun istikamet üzere doğru bir hedef çerçevesinde yürümesi lazım. Hazret bu konuda da bize bir yol göstericilik yapıyor. Gece gündüz hakkı zikretsin dilin. Her an, her saniye, her saliye dilinde ve gönlünde hak olsun. Böyle bir yaşayış bizi gafletten, dalaletten elbette ki uzak tutacaktır. Her an hakla beraber olmak anlayışı kulluk imtihanını bu dünyada başarıyla vermemizi sağlayacaktır. Tabii karşımıza bir sürü yol gösterici çıkacaktır. Bugün de öyle. Hakikati temsil ettiklerini söyleyen bir sürü insan var karşımızda. Yanıltabiliyorlar, örneklerini gördük bu ülkede. Orada da işte Hazret önemli bir şey söylüyor. Enbiyaya uğramaz ise yolun. Senin rehberin peygamberlerdir. Kim ki seni onun yoluna çağırıyorsa, sen peygamberin yolunda yürüdüğün sürece istikamet üzere yürüyorsun demektir. Ha bunları yapmaz iseniz, kervan göçer, siz dağ başında güvensiz, yalnız, korku içinde kalırsınız diyor. Yani söylediği hakka, hakikate, aşka, muhabbete, birliğe davettir. Nitekim ilahileri dinlerken bu duyguları zaten hepimiz yaşayacağız. Arkadaşlara konserlerinde başarılar diliyorum. Sizlere de teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Muhtasar bilgilendirmelerinden dolayı Sayın Mustafa Özçelik Bey'e teşekkür ederiz efendim. Ağzınıza sağlık. Kıymetli misafirlerimiz, şimdi bakalım bizim Bursalı Yunus'umuzun heybesinde neler var? Tarihten neler getirmiş bize? Nasıl bir selamla sizleri selamlayacak? Şimdi bunun için söz sanatçılarımızı sahneye davet ediyorum. Buyursunlar.
nerede yurdum var? Ben cileyim, derdin mi var? Garip, garip, ötme bülbül. İsmi Sübhan, girdin mi var? Bahçelerde yurdum var? Ben cileyim, derdin mi var? Garip, garip, ötme bülbül. Akla ilahe illallah, akla ilahe illallah, akla ilahe illallah. Seher vakti hak hak derken bizi de unutma gülüm. Yunus vücudunu pak derken cihanda mislin yok derken seherlerde hak hak derken bizi de unutma bülbül. Hak la ilahe illallah, hak la ilahe illallah. Thank you.
Lütfeyle cemalini
cemalinden aşıklar ebedi ölmez, ölmez Allah. Ölüm aşık Yunus seni ister, lütfeyle cemalini göster, cemalini gören aşık. Ebedi ölmez, ölmez Allah. Sensizsin baki olan, sensin dillerde, dillerde okunan, senin aşkına, aşkına tutulan, kendini bilmez, bilmez Allah. Sensizsin baki olan, sensin dillerde, dillerde okunan, senin aşkına, aşkına tutulan, kendini bilmez, bilmez Allah. Dedi ya sahib el meydan, her kaçan anarsan seni,
kararım kalmaz Allah'ım, Allah'ım. Senden gayrı yaşım kimseler silmez Allah'ım, Allah'ım. Sen yarattın dü cihanı, sen yarattın cismi canı, mülk senin. Aşık Yunus seni ister, lütfeyle cemalin göster, cemalin gören aşık ebedi ölmez Allah'ım, Allah'ım. Allah'ım.
muştak sana, şefi ol ya Muhammed. Hükmün yürür her yana, şefi ol ya Muhammed. Hükmün yürür her yana, şefi ol ya Muhammed. Bir ismi Mustafa, hükmün kafta kafadır. Kalbin nurdan sefadır, şefi ol ya Muhammed. Kalbin nurdan sefadır, şefi ol ya Mustafa'dır bir adın, canlarda durur adın. Mustafa'dır bir adın, canlarda durur adın. Cebrail'dir üstadın, şefi ol ya Muhammed. Cebrail'dir şefi ol ya Muhammed. Yunus da seni sever, görmeye canı gider. Yunus da seni sever, görmeye canı gider. Hak rahmet edemeyen, şefi ol ya rahmet edemem, şefi ol ya Muhammed. Hak rahmet edemem, şefi ol ya Muhammed. Thank you.
ham izini arayın, arayın kuz ham izini, izinin tozuna sürsem yüzünü, izinin tozuna sürsem yüzünü.
kusması vayır kosunlar kalpleri hem acıtsınlar yutsunlar kalpleri hem acıtsın. Ben huzur